kadınlarımıza sistem hep şunu söylüyor. İyi bir anne ol, iyi bir eş ol. Gerisine de fazla takılma. Şimdi başta böyle bir hata yapıyoruz. Kadınlarımız erkekler kadar her türlü eşit hakka sahip olmakla beraber erkekler kadar hayata dair hayal kurmalılar. Şunu yapmalıyım, bunu becermeliyim. Ve hayatın bir kısmı da anne olmak ve eş olmaktır. O sadece hayatın bir kısmıdır. Bunu hayatın bütün anlamı olarak kabul edersek ve bütün yaratılış amacımızı bu olarak kabul edersek oradaki en ufak bir hataya bile tahammül edemez hale geliyoruz. Çünkü evliliğimiz eşittir bizim karakterimiz ve becerimiz olarak algılanmaya başlıyor. Birincisi bu algıdan sıyrılmak lazım. İkincisi ilişkinin başında her şey yolundaydı dedi Bahar Hanım. Birkaç yıl da sürmüş galiba o taraf. 4 yıl. İlişkinin başında her şey iyi oluyor. Çünkü o dönem biz aşık oluyoruz. Çünkü o dönem aşık olma dediğimiz şey bizim bir takım detayları görmemizi engelleyen bir süreç. Bizim algılayan tarafımızı, beynimizin ön tarafını aşık olmak biraz uyuşturuyor. Omuzdaki kılları görmüyoruz. Horlamayı duymuyoruz. Çorabı eve gelip alıp şöyle fırlatıyor beyefendi. İlk yıllarda hop ribantı alıp basket atıyoruz. Hiç sorun değil. Ama yıllar içerisinde ilk başta bu yanağımızı koyduğumuzda oh ipeksi dokunuş dediğimiz o tüyler yavaş yavaş batmaya başlıyor. Ya burada bundan var mıydı Murat? Hocam peki onun süresi var mı? Ben çok merak ediyorum. Süresi var. Süresi aşkın var. Süresi var. Var ama herkes de değişiyor. Ne zaman batmaya başlıyor tüyler? Herkes de değişiyor. Şimdi burada bir gelin adayı var karşımızda ona göre denk getirirse. Hiç batma. Aşk ilişkideki sadece tek bir duygu. Yani. İlişkiler sonsuz sürer. Öyle bir algı hatası var. Aşk bitti, ilişki bitti. Ya hiç biter mi? Aşk ilişkideki o kadar matah bir duygu da değildir üstelik. Özlemek. O geçici görlük demişsin değil mi? Geçici ona? Bir şey. Siz birini özlediğiniz zaman, ona gerçekten değer verdiğiniz zaman, saygı duyduğunuz zaman, sevdiğiniz zaman, kendinizden bile iyi olsun istediğiniz zaman aşk nedir ki onun yanında kalsın? Çok doğru. Kıskanmayı bile, hatta ona bazen kızmayı bile iyi becerirsek, aşk ilişkilerdeki en basit duygudur. Bitse ne olur? Ama onu yapamıyoruz. 2 yıl ilişkimiz başlıyor. Aşk ilişki, şunu şöyle ters tarafı, öbür tarafını kullanacağız sonra. Şöyle aşk olarak düşünün bunu. Her türlü ilişkiyi bir süre götürür. Çünkü onu çok iyi görüyoruz. Sistem böyle, ürememiz için böyle diyor. Ben bu aşkımın aşıkken, aşk şu demek. Doğa bana şunu söylüyor. Bak, senin gözünü karartacağım. Bu insan o kadar iyi özelliklerini, sizi göster, yani zaten çok iyi özellikleri var. Karşınızdaki insan o kadar iyi özellikleri varmış gibi gelecek ki sana. O arada sen, 2-3 yıl süre vereceğim sana. O arada onunla bir ilişki kurmayı öğren. Becer. Ben bu aşkımın altını şayet kıskançlıkla doldurursam, kaybetme korkusuyla doldurursam, yalnızlık korkusuyla doldurursam, kıskançlık, yalnızlık korkusu, kaybetme korkusu aşk bittiğinde benim ilişkimi devam ettirir mi? Ettirmez. Evet, geçer. Aşkı, kıskançlık, kaybetme korkusu, yalnızlık korkusu desteklersem aşkla beraber o ilişki biter. Ama bunun altına güveni koyarsam, ya, saygıyı koyarsam, özlemeyi koyarsam, paylaşmayı koyarsın. Paylaşma en önemlisi. Bütün çalışmalar sosyal destek paylaşımı koyuyor buraya. Ben onunla bir şeyler yapmaktan zevk almayı koyarsam aşk gittiğinde fark etmem bile aşkın gittiğini. Çünkü benim taş gibi bir ilişkim vardır artık. Ama önemli olan da onu yapabiliyoruz bunu? Bakın neden yapamıyoruz? Şu çekmeceye çünkü bunun dönelim. İçini bilmiyorum. Dönüşlerde. Hızlı dönüşler hocam. Evet. Dönüşler. Şu çekmeceye hocam. Bakalım ne var içinde şimdi, merak ediyorum. Orada kavga çıktı. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, seni döverim falan. Biz orada acaba güçlü ve cesur bir adam mı görelim kavga eden? Yoksa içine baktığımızda bakalım neler var. Bunun içine ben hem çekmecelere hem de en üste bir takım düşünceler koydum. Birincisi orada kavga edip bağırıp çağırmakta olan beyefendi şunu göstermeye çalışıyordur. Güçlü görünmeliyim, güçlü görünmeliyim. Onun kültüründe vardır bu güçlü görünme arayışı. Kuyruğu kaptırmayacaksın bir tabii. Kere öyle tasmayı boyunda taktırmayacaksın. Aynen bu güçlü görünmeliyim ilk baktığımız şeydir. Ama şunu söyler basit bir takım öfke müdahalesi der ki öyle durumlarda işte demin konuştuk derin nefes alın rahatlamaya çalışın falan bilmem ne. Bir de böyle yapıyorsanız artık böyle yapmayın. Psikoloji klinik psikoloji davranışa müdahale etmez. Davranışı değiştirmek için düşünceye müdahale eder ve bu zaman alır. Bakın güçlü görünmeliyim altında bu zihnin biraz daha derinine girersek yani şurayı açma becerisi gösterirsek ki genelde kapalıdır bunlar. Evet. Bakalım ne çıkacak? Bakın biraz zihnin altına inince öfkelenmezsem
şayet öfkeli bir adam gibi görünmezsem beni güçsüz zannedebilirler düşüncesi çıktı. Şimdi biz biraz uğraşıp bunu bulduk. Ana tema güçsüz görünme korkusu. Güçlü görünmeye mi çalışıyorsun yoksa güçsüz görünmekten mi çekiniyorsun? Bunu öfkeyle ilgili sorun yaşayan herkes şu anda zihninden geçirsin. Öfkeliyken güçlü görünmeye mi çalışıyor yoksa güçsüz olduğu fark edilmesin diye mi uğraşıyor? Çok güzel bir soru. İyi düşünmek lazım. İyi bir soru bu. Hangi durumlarda öfkelendiğinizi düşünürseniz bu sorunun cevabına biraz daha yaklaşmak mümkün. Hadi biraz daha derine inelim. Çünkü öyle gözükmezse, güçsüz gözükmezse, güçlü gözükmezse kaybedeceği şeyler olduğuna inandırılmıştır insanlar. Kesinlikle öyle. Özellikle erkekler de kadınlar da şimdi yeni jenerasyonlar. Çok doğru. Kadınlar ben de güçlü olduğumu göstermek zorundayım diyor. O yani güçlü gösterme çabalarında ispat. Da sesler de yükseliyor zaten. Sesler de yükseliyor. Kontrol, otokontrol olmadığı için biz de diye gidiyoruz. Akdenizlik, Karadenizlik. Karadenizlik daha bir önemlidir ya. Bir yara alacağız, evet. Kaybedeceğiz korkusu. Tabii, ama neyi? Tabii. Benim kimliğimle, karakterimle, kendi tanımımla ilgili bir şeyi kaybetmekle ilgili. O delikanlı adamdı ama neler oldu falan gibi. Bağırmak, problemi çözmek, üstünü örtmek. Belki de problemle yüzleşmekten kaçmak o. Hadi biraz daha devam edelim terapimize. Evet. Biraz daha derine inelim. Dedi ki güçlü görünmeliyim derken esasında güçsüz görünebilirim, zannedebilirim kaygısı vardı. Biraz daha sürdürdük. Bu zihnin biraz daha derinliklerinde bir yere girdik. Bakın orada bir korku çıkıyor ortaya yavaş yavaş öfkenin altından. Güçsüz olduğum anlaşılırsa beni kırarlar. Bakın bir anda o güçlü bir şekilde bağırıp çağırıp stadyumdaki koltuğu söküp sahaya atan, yolda arabayı 180 km hızla kullanan kişinin o öfkesinin güçle değil de güçsüzlük ve hatta kırılganlıkla ilişkili olduğunu fark ettik. Altta bir kırılganlık var. Çünkü öfke şiddete dönüyorsa paylaşmaktan kaçmaktır. Anlatmaktan kaçmaktır. Öfkenizi konuşmak yerine yok etmeye çalışırsınız. Evde eşine şiddet uygulayan bir adam bir güç gösterisi değil. Bir güçsüzlük ve kırılganlık şovu yapmaktadır. Ve tedavi olması gerekir. Aslında orada gücünü kullanmıyor, kendinde olan eksiklikleri eşine karşı gösteriyor belki de değil mi? Kesinlikle öyle. Benim, ve tedavi olması gerekir dediğim gibi. Tedavi olması gerekir. Yani eğer siz bağırıp ve şiddet kullanmaya başlıyorsanız o zaman tedavi ihtiyacınız vardır. O zaman ne olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun. Tedavi olmaz lazım. Bunu bir verin. Ve tabii hanımlar eşlerini, eşler birbirlerini öyle diyelim. Nasıl tedavi günlersidir de ayrıca soracağım da. Tamam hocam. Sonra. Şimdi son çekmeceyi merak ediyorum. Ama şimdi daha da derine gidiyoruz. Şimdi Mehmet Hoca daha derinlere girdikçe beyin altına doğru, şuur altına doğru neler çıkacak? İnanca gidiyoruz hocam şimdi. İnanca. Bunlara ulaşmak kolay değil. Bunları iyi terapistler, psikiyatristler, terapi eğitimi almış psikiyatristler ve klinik psikoloji okumuş psikologlar, iyi terapistler, üstünü bastırarak söylüyorum. Eğitim lazım çünkü bunun için. Buraya bunu inmek için bunu bilmek lazım. İnsanların kendi kendine çözebilmesi de hocam aslında çok kolay mümkün değil. Hayır, şöyle mümkün. Çok derin bir içgörü sahibi olması lazım. Hı. Ama içgörüsü olan biri zaten bunu yapmayacağı için çok zor. Evet. O yüzden diyoruz yardım. Çevre öfkeli insanı çekmek zorunda değil. Çocuklar şimdi maça gitmiyor insanlar futbol maçına. Neden? Huzurlu değil, mutsuz. Çünkü evet, o kişi orada şov yapıyor. En derine inelim. Hmm. Bakalım o inanç olarak ne çıkıyor. Bunlar tabii ki birer örnek ama şimdi öyle bir yere gideceğiz ki buradan. Bakın ne çıktı. En altında o bağırıp çağırıp güç gösterisi yapan kişinin en alttaki inancı güçsüz ve değersizim çıktı. Şimdi bunu biz ne zaman yazdık acaba zihnimize güçsüz ve değersizimi? Çocukken yazdık. Bize çocukken öğretilen kalıplar diyebilir miyiz? Hani en son programda demiştik ya sayın hocam. Ben İngilizce asla yapamam demekle ben İngilizce çalışmak istemiyorum demek arasında ciddi bir fark var demiştik. Bir çocuğun matematik çalışmama isteğini anlayabilirim. Ama ben matematik yapamam dediği anda ki bunu ne yazık ki çocuklara cezalarla, baskılarla 40 fırın ekmek yesen olmaz. Biz denedik, yapabilecek olsak biz yapardık. Sonuçta bizden birisin, yapamazsınlarla. Güçsüz ve değersizini öğretiyoruz. Kaygılı bir takım yaklaşımlarla, çocukları görmezler. Çocuk ağlıyor,
annesinden, sadece bir örnek bu. Yani o kadar çok örnek verilebilir ki. Çocuk ağlıyor, annesi bulaşığı yıkamaya devam ediyor. Çünkü bulaşığı yıkadıktan sonra ilgilenecek. İşte bu küçüklükte yaşadığımız travmalar bile olarak değerlendirebiliriz. Tabii. Bunlar bazı şeylere vesile oluyor. Tabii. Şimdi çok soru var, hemen birkaç tanesini iletmek istiyorum. Neden bu öfkemi yenemiyorum? Neden bu kadar sinirleniyorum? Yoksa ben hasta mıyım diye sormuş bir izleyicimiz. Cevabını da aldı aslında laf aramızda. Altta yatan eğitimsel problemler de hocam. Aynen. Normalde pozitif kin tutmayan bir insanım ama ani öfke patlamaları yaşıyorum. 2 saniye sonra geçiyor, o an kendimi tutamıyorum. Tamam. Bir diğer sorumuz. Etrafımızdaki arkadaşlarımıza sevgimizi göstermek çok güzel fakat bir süre sonra bu duygular kullanılıyor. Kullanılmak istemiyorum diye bir başka yorum da var. Çok güzel. Çok güzel bir yorum. Kullanılmak istemiyor. Kullanılıyor. Çok soru var. Arasından seçtiklerimiz bunlar. Bunları bir değerlendirseniz. Güvenli bir ortam değil. En sonuncusu. Sen iyi niyetle birine yaklaştığında bunun istismar edildiğini düşünüyorsa güvenli bir ortamda değildir. Yaşam becerisi düşük olan biridir. Hmm. Yani kimle nasıl bir ilişki kurabileceğiyle ilgili net bir algısı ve kararı yoktur şu anda. O yüzden ben kimim sorusunu biraz daha güçlü sorup, ben kimim sorusuna cevap verebilmiş kişiler ki bunun ergenlik döneminde halledilmesi gereken bir sorudur bu. Ben kimim sorusunun cevabını verebilen insanlar nasıl bir insanla hayatımda devam etmek istiyorum, nasıl bir insanı hayatımda istiyorum sorusunun da cevabını verebiliyorlar. Biz herkes beni istismar ediyor, bütün erkekler aynı, bütün kadınlar aynı, herkes kötü, herkes şey diyen insanları biraz daha ergenliğine geri götürüp peki sen kimsin sorusunun cevabını buldurmak zorunda kalıyoruz. İşin tarafı o. Yani işin gerçek tarafı o. Öfkesi 2 saniyede, 3 saniyede soru yaşayan kişinin ne yazık ki yine içgörüsü az, onu öfkelendiren durumların bir anda esiri olabiliyor. Oysa ki tam Aydın'dan geliyor gibi oluveriyor yaptık. Aydın'a selam yapalım. Ne yapacağız hocam? Yakalanıyor. Hangi durumların onu öfkelendirdiğinin farkında değil. Bakınız, 120 tane sabıkası olan bir beyefendiyle çalışıyoruz. Bu adam bir suç makinesi ve insanların canını yakıyor. Vicdanı gelişmemiş. Neden yaptın diye sorunca, hocam öfkeli adamız diyor. Sonra bunu bir hafta monitör ediyorsunuz. Bir hafta gündelik işlerini takip ediyorsunuz. Gerçekten de 70-80 kez ciddi öfkelenme anı yaşıyorsunuz. Ama bütün öfkelerinin teması sadece 2 başlık. Bu kişi önemsenmediğini hissettiğinde ve haksızlığa uğradığını düşündüğünde öfkeleniyor. Her şeye öfkeleniyorum lafı tamamen içgörü eksikliğidir. Bizim öfkelendiğimiz ana birkaç tane şey vardır. Bunları yakalamak terapi süreci içerisinde olacak bir şey. O insan 120 sabıkası var, her şeye öfkeleniyorum diye insanın hayatını biraz analiz ettiğimizde kendisini değersiz hissettiğinde bir de haksızlığa uğradığını düşündüğünde öfkeliyor. Onu kişinin kendi kendine belirleyebilmesi çok zor değil mi çok hocam? Zor. Ne zaman kolay peki değil. Uzmana başvurmalı ya da gitmeli. Ben öfkeleniyorum diyen herkes de bunu yapabilmeli mi? Ne zaman bunun süresi? Şimdi bizim için davranış boyutundaki bir takım görüntülerin sorun haline dönmesi kişinin sosyal hayatını deforme etmesiyle başlar. Ben öfke problemlerimden dolayı eşimle aramı bozdum. Arkadaşlarım benimle artık görüşmüyor. İş yerinde sorunlar yaşadığım için işimden çıkarıldım. Ya da işte gündelik hayatta bir 3-4 tane trafikte ardı arda kavga edip hem kendi canımı yaktım hem de birilerine zarar. Gündelik hayatımız, sosyal hayatımız sorun yaşamaya başladığı anda gitmemiz lazım. Bizim için yani psikoloji ve psikiyatrinin bakışında bir problem olarak tanımladığımız şeyin tedaviye dönmesi için sosyal hayatta biraz deformasyonlara yol açması gerekiyor. Ben burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi bazıları bunun arkasına sığınır. Evet. Ben öfkeli adamım kardeşim. Evet. Doğru. Böyle bir yapı var mı? Ben çok öfkeli adamım, kardeşim tipi var mı? Sen çok psikologsun ya. Ben kibar adamım, ben öfkeli adamım, ben ben dürüstüm demek dürüst gibi bir adamım şey falan herhalde. Gibi bir şey yani. Şimdi çok insan güzel. Sadece öfkeli, sadece dürüst, sadece kibar olabilir mi? Bunlar. Hocam bir amaç uğruna kullanılan öfke var. O kadar güzel ifade edip sordunuz ki. Şimdi öfke şöyle, Aydın'da çocuk zeybek oynayacak, bir Efe oyunu oynayacak. Aha. İçeride derler ki, hadi biraz bir şeyleri anlatıp biraz öfkelendirirler. Çünkü öfkeli kişi daha büyük ve daha ihtişamlı durur. Şimdi kimisi de öfkelenme durumlarında problemlerini çözebildiğini gördükçe çocukluktan itibaren. Oğlum şunu yapmıyorsun diye hadi be dediği anda işin kapandığını küçük yaşlarda öğrenirse zaman içerisinde öfkelenmediği halde öfkeliymiş görüntüsü çizmenin mümkün olabildiğini ve problem çözdüğünü görünce
bunu kullanmaya başlıyor. Aslında bazen çözümleri bulabilmek için çocukluğa da gitmek gerekiyor. Bunu gitmek anladım. Gerekiyor. Peki şimdi tabii ki. Çok fazla zamanımız kalmadı. O yüzden ben bir an önce izleyicilerimizi merakta bırakmadan. Tamam. Şimdi çok fazla ipucu vermeyeceğim. Hı-hı. Bir bant izleyeceksiniz. Ondan sonra eminim ki hepiniz kendinize dair notlar, yaşanmışlıklar bulacaksınız. Bir izleyelim. Ardından yorumlarınızı alacağız. Bizlere TV8 Aile Doktoru'ndan ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız da 0212 332 2996 deyip bandımızı izleyelim. Buradayız. Hasbinallah. Çok özür dilerim, bir şey sormak istiyorum. Bu kapı neden açılmıyor? O ilk gün sürekli ben gelmeden çıkıp kapıda bekleyen o kadına ne oldu? Sen hem bu saatte geleceksin hem bana hesap soracaksın değil mi? Gezmekten mi geliyorum ben? İşten geliyorum. Bu saate kadar nerede kaldıysan git oraya, onlar açsın sana kapıyı. Ben seninle evliyim, seninle evliyim. Ben onlarla evli olsam bana kapıyı onlar açsınlar ama maalesef seninle evliyim. Ben de tam onu diyecektim. Tanıyamıyorum artık seni, çok değiştin sen. Neyi mi tanıyamıyorsun acaba? Dur sen dur, al bak bakalım. Çok ilgilendiğin oğlunun karnesi. Babasının oğlu işte. Tabii azıcık zekasının bir kısmını benden almış da müzik, resim hepsi 5. Çok güzel, zaten Leonardo da Vinci yetiştirdin ya bugüne kadar, resmi 5'miş. Aysel Hanım biliyor musun yukarıda? Biliyorum. Kadında bir gelin var, bir çocuk yetiştirmiş, bir çocuk yetiştirmiş. Nasıl kusursuz, nasıl kusursuz ama. Her şeyi kusursuz, dersleri kusursuz, saygısı kusursuz, sevgisi kusursuz. Sen de anne olsaydın da öyle bir çocuk yetiştirseydin. Şu haline bir bakar mısın ya? Şu giydiğin kıyafetlere bak. Sokağa çıkıyorsun, ben anneyim diyorsun, insanlar da sana inanıyorlar. Bak ne diyeceğim. Bu elmayı görüyor musun? Senden daha iyi bir anne bu elma. He, öyle mi? He, öyle. Dur bakalım ne varmış burada. Diğer olsaydı ben de ona örnek verirdim ama maalesef işte. Şimdi hocam hepimizin aslında kendimizde demeyeyim. Öyle çevireyim. Çevremizde duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz davranışlar var içerisinde. Evet. Şimdi bu... Küçük bandın neresinde hata var, neresinde doğru var? Şimdi bu bandı beraber analiz edelim. Bizi izleyen sevgili dostlar da oradan hayatlarına dair bir şeyler çıkarsın istiyorum. Ama öncelikle Cihat ve Gözde'ye çok teşekkür ediyoruz oyuncularımıza. Evet, çok teşekkür ediyoruz yanımıza katkıları için Cihat'la Özge'ye. İşaretlediler. Bandın ilk bölümünde kişi geldi. Şimdi öfke bazen böyle bütün hayatımızda esasında ufak ufak böyle bir... mayınlar olarak atılmıştır önümüze. Zile bastı, elleri zaten yüklü. Dolu. Açılmadı kapı. Şimdi orada acaba ne devreye girmiş olabilir? Hanımefendi kapıyı açmıyor. Hani az önce bahsettik ya, değersizlik, önemsenmeme, haksızlığa uğrama. Şimdi orada, şimdi görüyoruz kapıya zil basıldı, bekliyor şimdi. O sırada zihninden bir şeyler geçiyor. Kutunun içi aktif o sırada. Önemsenmiyorum, değersizim, eskilere doğru gidildi. Davranış sağlamadı. Hızlı, daha hızlı vurmaya başladı. Ben buradayım mı belli etmeye çalışıyor belki. Belli etme. Ama o arada neler düşündüğü, aklından geçenler ana, bizim için öfkeyi anlamaktaki ana mevzu o. Anahtar düştü, kafasını vurdu, kalktı, sinirlendi artık. Şimdi öfke tuzakları bunlar. Arda arda geliyor. Öbür taraftan da kadın zaten öfkeyle yoğrulmuş. O yoğrulmuş. Ve savaşa hazır bekliyor. Evet. Gel diyor, gel gardımı bozmayayım sana. Sana gireceğim. Şimdi yani. Bekliyor değil mi? Yani o da savaşa hazır. Korkunç bir şey. Çok kötü bir durum. Durum bu. Şimdi şu durum. Durum levhamız. Öfkeyi anlamak için şimdi 3 tane levhamız olacak. Birincisi durum. Bu durum az önce gördüğünüz şey. Hanımefendi içeride bir durum yaratmış zihninde. Zaten ve geldiği belki de zaman, Cihan Hoca'nın da söylediği gibi sabahtan beri kurmuş. O ana odaklanmış. Kesinlikle öyle. Hani konuşurken nelere gitmiş o sırada. Evet. Aa, nerelere yolculuklar evliliklerin yapılmış. Evliliklerin ilk yıllarında belki gelinliğine, düğüne her şeyi düşünmüştür. Tabii çünkü şimdi buraya baktığımız zaman
kızak kadıncağı kanına kızıyoruz. Diyoruz ki adama kapıyı açmaz. Bak orada oturuyor. O da kapıyı çalıyor. Elinde yüklerle adam gelmiş. Evin alışverişini yapmış açmadı. Adam mı haklı, kadın mı haklı? Şimdi burada görünce sanki adam haklı gibi değil. Daha belli belki değil. Belki de kadın haklı.